Yani biz Dersim'in örgütü olarak uzun bir süredir aslında bunu halkımızla yan yana gelerek çeşitli toplantılarla yapıyoruz. Geçen aylarda Genel Başkan Yardımcımızın da katıldığı çeşitli toplantılar hem merkezde hem de ilçelerde halk toplantıları, hatta ayrıca işte çeşitli kurumlarla yan yana geldiğimiz, çeşitli platformlarla yan yana geldiğimiz çeşitli toplantılar yaptık. Bu toplantıları bir süre devam ettirdik. Genel eğilim halkın içerisinde özellikle de ilçelerde ittifakla girilmesi, birlikte yürütülmesine dair bir halkın kaygıları vardır. Bunları gördüğümüz kadarıyla ilçelerde daha yaygındı. Ama Dersim merkezde de ittifakla birlikte girilmesi konusunda önerileri oldu. Bizim de uzun süredir parti olarak çağrımız zaten bu yöndeydi. Yani sadece bu seçimler değil, ondan önceki seçimlerde de her zaman en geniş ittifakın kurulmasına dair çağrılarımız oldu. Bu konuda ısrarcı olduk ve bunun devam ettirilmesi için uğraştık. Hatta Dersim için elimizden geldiğince sadece siyasi partiler değil, burada oluşturacağımız temel öznelerle birlikte bunun içerisinde kooperatifleri, birlikleri, meslek odaları, sendikaların da katılacağı geniş bir ittifakın olduğu, temelinde halkın temel kararlarının alındığı geniş bir ittifak kuralım diye çağrılarımız oldu. Bu konuda ısrarcı olduğumuzu da söyledik. Halen de aslında bu konunun da ısrarcı olduğumuz, zamanın kısıtlı olmasına rağmen bu konuda ısrarcı olduğumuzu belirtelim. Görüşmeler genel olarak merkezi düzeyde yapıldı. Bu görüşmelerin çoğu merkezi düzeyde yapıldı ve Dersim'e dair, ileriye dair diyalog yolunun açılması, çeşitli gelişmelerin yaşanması ve ittifakı büyütmek açısından çeşitli görüşmelerimiz oldu ama bu görüşmeler bir yerde tıkandı diyebilirim. Yani çok ilerleyen bir durum ortaya çıkmadı. Diğer yanı Sosyalist Meclisler Federasyonu'yla da çeşitli görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerden olumlu bir yanıt alabildik. Ortaklaştığımız çok nokta oldu ama Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden dostlarımızla yaptığımız toplantılarda ilerleyen bir diyalog kurma şansımız olmadı. Dediğim gibi tek başına yani süre kısıtlı da olsa biz halen bunun çağrıcısı olarak devam ediyoruz ama bu diyalog yollarının kapatılmaması konusunda tekrardan çağrımız var. Ama halkın içerisine de baktığımızda siz de biliyorsunuz 22 yılı aşkın bir süredir emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak mücadele yürütüyoruz. Bunun mücadelesini devam ediyoruz ki bundan sonra da faşizmin kurumsallaştığı bir dönemde bu mücadelelerimiz devam edecek. İşçilere, emekçilere yapılan saldırılar, ekonomik baskının giderek arttığı, sınır ötesi operasyonların giderek arttığı, demokratik haklarımızı savunmak konusunda iyice iktidarın baskısını arttırdığı bir dönemden geçiyoruz. Yine bu ortaklıklarımız, birlikte mücadele çabalarımız devam edecektir ama yerel seçimler açısından baktığımızda halkımızın da gördüğümüz genel eğilimi ittifakların olması konusunda ama bir yerde artık ortak yönetim konusunda Emek Partisi'nin adayının daha görünür olması, Emek Partisi adayıyla seçime gidilmesi konusunda bir eğilim var. Biz dostlarımıza bunu anlattık ve böyle yürümesi gerektiğini söylüyoruz. Dediğim gibi biraz daha zaman kısıtlı olsa bile halen bu çağrımız devam ediyor. Bu konuda diyalog yolları kapanmış değil. İki kurumun ortaklaştığı noktalar varken bir diğer kurumumuzun da bu konuda ortaklaşmasını bekliyoruz. Diğer yanı ilçelerle ilgili baştan da söyledik. Dersim merkezde diyelim ki bir ittifak olmadı. Yani dediğimiz en geniş ittifakı sağlayamasak bile ilçelerde elden geldiğince esnek davranmak, ilçelerimizi AKP'ye ya da ne bileyim burjuva muhalefete kaptırmadan devrimci, demokrat, yurtsever adayların çıktığı kazanımları yaratacak bir durum ortaya koymak açısından daha esnek olması çağrısını sürdürüyoruz. Buralarda da tekrardan ittifak görüşmeleri devam edebilir diye düşünüyoruz. Umarız dediğimiz temennimiz böyle olması ama olmadığı takdirde de artık seçim çalışmalarına da başlayacağımızı buradan belirtmiş olalım.